Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhabalar değerli dinleyenler. Allah'ın rahmeti, mağfireti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selamlar olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Mevla cümlemizden razı ve hoşnut olsun. Hazreti Ayşe validemiz, Allah kendisinden razı olsun. Onun bildirdiğine göre, kendisi bir kadınla birlikte otururlarken, yanlarına Allah'ın elçisi Hazreti Peygamber Efendimiz girdi. Ve sordular Allah Resulü, bu kadın kim? Ayşe validemiz de, bu filan hanımdır dedikten sonra onun çok namaz kıldığından bahsetti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, bütün bunları sayıp dökmeyi bırak. Gücünüzün yettiği oranda, gücünüz yettiği kadar ibadet etmeniz size yeter. Allah'a yemin ederim ki, siz bıkıp usanmadıkça Allah bıkıp usanmaz buyurdular. Allah Resulü'nün en çok sevdiği ibadet, sahibinin devamlı yaptığı ibadet idi. Çünkü o, ibadette makbul olanın devamlı olanı, az da olsa devamlılık, süreklilik göstereniydi. Bunu bizlere emreder, tavsiye ederdi. Peygamber Efendimizin eşleri, mübarek zevceleri, validelerimizin, Ümmühatül Mümininin misafiri eksik olmazdı. Sahabi hanımlar çoğu defa dini bilgilerini ve yaşama tarzlarını onlardan öğrenirlerdi. İslami tebliğin geniş kitlelere ulaşmasında Peygamber Efendimizin eşlerinin rolü elbette göz ardı edilemez. Çünkü toplumun erkekleri kadar kadınları da tebliğe muhataptır. İslami yükümlülüklerle sorumludur. Onlar da dinin gereklerini, emirlerini öğrenmek sorumluluğu ile mükellef kılınmışlardır. Peygamber Efendimiz, evine gelen sahabe hanımlarından tanımadıklarının kim olduklarını sorardı. Peygamber Efendimizin eşleri, Ezvacı Tahirat, sahabe hanımlarını evlerinde misafir edebilmek için kendisinin iznini almışlardır. Çünkü bir hanımın evine misafir kabul edebilmesi için eşinin iznini elbette onlar da biliyorlardı. Hazreti Ayşe'nin yanındaki kadının Havla binti Tüveyt olduğunu Sahih Müslim sahibi büyük muhaddis İmam Müslim'in rivayetinden öğrenmekteyiz. Ümmül Müminin, müminlerin annesi Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimiz'e Havla'nın ibadetlerine son derece düşkün, çok namaz kılan bir kadın olduğunu söylemişti. Her vesileyle insanlara en güzeli ve en doğruyu öğreten Peygamber Efendimiz, hayatın başka alanlarını ihmal edecek derecede ibadete yönelmenin doğru olmadığını onlara hatırlatmış oluyordu. Hadis-i şerifte anılan ibadetler, farzlar dışındaki ibadetlerdir. Yani nafile ibadetlerdir. Erkek kadın, her Müslüman farzları yerine getirmekle yükümlüdür. Nafile ibadetler ise, farzların dışındaki nafile ibadetler ise, herkesin gücü yettiği nispette ve zorlanmaksızın yapabileceği ibadetlerdir. Sevgili Peygamberimiz, nafile ibadetlerin insanın istekli olduğu anlarda yapılmasının uygun ve doğru olacağını bildirmişlerdir. Hadis-i şerifte dikkat çeken bir başka nokta, bir kimseyi tanıtırken onun ibadet ve namazlarını sayıp dökmenin Peygamberimiz tarafından uygun görülmeyişidir. Çünkü özellikle nafile ibadetler kişilere göre değişebilir. Herkesin işi, yaşı, geçim şartı, cinsiyeti gibi çeşitli özellikler buna etki eder. Dolayısıyla insanları
bu alanda yarışmaya teşvik etmek, olumsuz sonuçlar meydana getirebilir. Bu nedenle Peygamber Efendimiz, nafile ibadetleri güç yetirebilme ölçüsü ile tarif edip sınırlamıştır. Bu tavsiye elbette herkes için bir teşviktir. Sizler orta yolu takip edin, gücünüzün yettiğini işleyin. Allah'la yarışa gider gibi siz usanmadıkça elbette Allah da usanmaz. İnsanın orta yolu takip etmesi ve gücünün yeteceği şekilde ibadetlere yönelmesi önem arz eder. Allah'a kulluğun ve ona ibadetin bir sınırı ve sonu yoktur. İnsan ibadet etmekten bitkin düşebilir, bıkıp usanabilir. Fakat Allah Teala o kula ecir ve sevap vermekten bıkıp usanmaz. Allah bıkmak, usanmak, yorulmak gibi bir haletten uzaktır elbette. Peygamber Efendimiz özellikle bunu belirtir ve ölçülü davranmayı öğütler bizlere. Çünkü ölçüyü kaçıranlar zamanla güç ve kuvvetten düşüp ibadetlerine devam edemeyebilirler. İbadetlerdeki devamlılık hususu böylece ortadan kalkmış olur. Oysa az da olsa devamlı yapılan ibadetlerin ecir ve sevabı da devamlı olur ve kesilmez. Zaman zaman terk edilen çok ibadetten devamlı yapılan az ibadet daha faziletli sayılmıştır. Bıkıp usanma, ara verme ve zamanla terk etme tehlikesi olduğu için aşırı nafile ibadet hoş görülmemiştir. Hadis-i şerifin bizlere gösterdiği bir yönde budur. Her işte olduğu gibi ibadetlerde de itidal, ölçülü davranmak teşvik edilmiştir. Sevabı çok olan ibadetler az da olsa devamlı yapılanlardır. İbadetlerin devamlılığında her an Allah'ı hatırlama, gözetiminde bulunduğunu hissetme, hayatın akışını buna göre düzenleme gibi güzel hasletler vardır. Soruldu Allah Resulüne, İbadetlerin en hayırlısı, amellerin en faziletlisi nedir? Az da olsa sürekli yapılandır, buyurmuşlardır Peygamber Efendimiz. Azına, çoğuna değil, ihlaslı samimiyetle Allah için yapılması gerçeğine de dikkat etmek gerekiyor. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam bir gün mescide girmişti. İki direk arasına uzatılmış bir ip gözüne ilişti. Bu ip nedir diye sordu. Bu Zeynep binti Cahş'a ait bir iptir dediler sahabiler. Namazda ayakta durmaktan yorulunca ona tutunuyor ve bu şekilde ondan güç kuvvet alıp tekrar ibadete, namaza devam ediyor. Peygamber Efendimiz bunun üzerine onu hemen çözünüz. Sizden biriniz canlı ve istekli olunca nafile namaz kılsın. Yorgunluk ve gevşeklik hissettiği zaman ise yatıp uyusun buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz insanın kendi gücünün üstünde nafile ibadetlerle yükümlü olmadığını belirtmiştir. Peygamber Efendimiz çevresine son derece dikkat ederdi. Mescitte, evde ve sokaklardaki değişiklikleri fark eder, bazen bunların sebebini sorardı. Beğendiğini veya beğenmediğini belli ederdi. Doğru olanları tasvip eder, onaylar, yanlış olanları da tahsih eder, düzeltirdi. Peygamber Efendimizin tasvibi, başka bir kimsenin tasvibine benzemez kuşkusuz. Onun tasvibi, onaylaması veya onaylamayışı, ümmet için son derece mühim bir ölçüdür. Çünkü Peygamber Efendimizin onaylamaları, tasvip ve takdirleri, yani gördüğü bir davranışı yasaklamaması bir sünnettir. Sünnetin bir çeşididir ve ümmeti, Müslümanları bağlayıcı niteliktedir. Hadis-i şeriften Peygamber Efendimizin mescitte direklere bağlanan ipin
sebebini öğrenince bundan hoşlanmadığını ve üstelik onu kaldırttığını öğreniyoruz. Çünkü Allah Resulü onu şer-i şerif açıdan doğru bulmamıştır. Şer'i açıdan doğru bulmayıp hoş görmediği bir şeye müsaade ve müsamaha etmesi de elbette söz konusu olamaz. Böyle bir durum, dinin gayesine uygun olmayan şeylerin ortaya çıkmasına, mevcut yanlışların da devam etmesine, sürüp gitmesine, kalmasına sebep olurdu. Nafile namaz kılan bir kişi, ayakta durmaya güç yetiremez veya yorgunluk, bitkinlik hissederse, oturarak namaz kılabilir. Fakat bıkkınlık ve isteksizlik gibi hallerde nafile namaz kılınması da caiz görülmemiştir. Bir yere dayanarak, destek alarak veya kendisini herhangi bir yolla zorlayarak ibadete devam etmek de uygun değildir. Peygamber Efendimiz kendi hanımları da olsa böyle durumlarda ibadete devam etmeleri için kimseye izin vermemiştir. Mümini canlı tutacak ve güçlü kılacak kadar yeme içme ve uyuma da ibadetten sayılmıştır. İbadet ve taatte ölçülü olmak esastır. Müslümanlar itidal, orta yol özelliği arz ederler. Allah Teala Resulünü bütün insanlığa örnek göndermiştir. Onun Resulünün ümmeti de, onun tabileri olarak bizler de bütün insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmet. Örnek, vasat, orta yolu bulmuş, itidalli, mutedil bir toplum olarak tanımlanmışız. Taat de elbette Allah'a ibadette takat nispetindedir. İnsanların gücünün, takatinin üstünde bir görev insanlardan beklenmez. Onun için insan vücudunun da üzerinde hakkı olduğunu bilmeli ve yeteri kadar dinlenmeye, uyumaya, çoluk çocuğuyla, ailesiyle güzel, hoş vakit geçirmeye ayırmalı. Sıla-i Rahim'e de özen göstermeli. Kendisine Allah'ın helal kıldığı, mübah kıldığı şeyleri haram kılarcasına bir taate ve bir ibadete aşırı derecede gücünün üstünde bir ibadetle insan yükümlü ve sorumlu kılınmamıştır. Farzlar dışındaki nafile ibadetlerin arzu ve istek duyulan anlarda gönül huzuru içinde bulunulduğu zaman yapılması uygun düşer. Elbette ibadetlerin Allah rızası gözetilerek ve huşu ile yapılması asıldır, esastır. İbadetler bizi dünya hayatında kötülüklerden alıkoyma özelliğinde böyle bir nosyonu ve misyonu olan bir güzellik arz eder. Namaz ibadetinden söz edersek, namaz insanı kötülükten, çirkinlikten, fuhşiyattan alıkoyar. Rabbimizin buyruğu bu istikamettedir. İşte namazlarımızda, ibadetlerimizde, hem farz namazlarda hem nafile namazlarda Allah'a huşu duyarak, ihlasla, samimiyetle, gönülden ona yönelerek bu ibadeti ve diğer ibadetleri ifa etmek bizim için hedef olmalı. İbadetlerin sayısından, fazla oluşundan öte, bunların ihlasla, samimiyetle ve huşu duyarak Allah'ı görür gibi ihsan şuuruyla yerine getirilmesi önem taşıyor, önem arz ediyor. Rabbimize layık kullar olmamız, Habibi Edibi Muhammed Mustafa'ya layık ümmetler olmamız dua ve niyazıyla. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, huzurla kalın, Allah'a emanet olun değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.